Bugün bir kilo çaya iki tane ekmek alınamıyor. Geçen sene 8 lira 25 kuruş olan buğdaya 9 lira 25 kuruş fiyat vererek buğday üreticisini perişan ettiniz. Bir kilo buğdayla dışarıda bir bardak çay içilemiyor. Üreten perişan, tüketen perişan. Bunların tamamına çare bulmanın imkanı da var, kaynağı da var. Ama kimden yana olduğuna karar vermek lazım. 43-45 tane zengin müteahhitten yana mı olacaksın? Milyonlarca emekliden, emekçiden, çiftçiden yana mı olacaksın? Yoksa fıstık gibi kazanıp yan gelip yatanların vergi borçlarını mı sileceksin? Bu şartlar altında geçim olmuyor. Daha önce de söyledik, tekrar ediyoruz. Geçim olmazsa seçim olur. Biz 31 Mart'ta bu salondaki arkadaşlar pek çoğu iki kişiden birinin oyunu aldı. Üstüne çıkan oldu, biraz altında kalan oldu. Bu millet bize ne görev verdiyse biz o işi yapıyoruz. Namuslu çalışıyoruz, şeffaf yönetiyoruz. İsrafı bitiriyoruz, sosyal belediyecilikle ihtiyaç sahibine yetişebildiğimiz yerde sahip çıkıyoruz. Bizden millet razı olmasaydı Türkiye rekorları kırdırmazlardı. Demek ki sen milletin verdiği vazifeyi yapmadın ki ikinci parti oldun, orada kaldın, erimeye devam ediyorsun. Ya verilen görevi yap, fiyatları düşür, enflasyonu durdur, işsizliği bitir, atamaları yap ya da bu işi yapabileceklere bırak. Biz milletin yükselen sesini duyuyoruz. Yapamıyorsan bırak, biz yaparız. En iyi kadrolar ve en doğru kaynak yönetimini yapacak bilinç Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Biz halkın partisiyiz, milletin partisiyiz. Zenginlerin, çetelerin, şımarıkların değil, mağdurların ve mazlumların hizmetine talibiz. Seçim olmuyor. Ne kadar direnirsen diren, eninde sonunda geçim olmadığı için seçim olacak. O seçimde de bu milletin iktidarı kurulacak.